Tuna'nın bugün zorlu arazi koşullar şartlarında çalışabilen bir aracı var. Evet, göster bakalım oğlum. Nasıl çalışıyor? Ön tarafta paletleri var. İlk önce bir çalıştıralım nasıl geliyor. Hangi koşullarda çalışır Tuna bu? Bu askeri yerlerde ve işte mesela dağa tırmanırken lazım olur diye. Karlı arazilerde de kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Peki çamurlu arazilerde? Evet, her yerde kullanılabilir. Biraz çalıştırabilir miyiz? Ön tarafını bir gösterelim. Ön tarafı galiba karlı arazilerde rahat rahat hareket edebilmek için, Evet. çamurda da batmamak için. Peki tank gibi de kullanılabilir mi? Askeri amaçlı olabilir mi bunlar? Evet, kullanılabilir. Mesela bizim buraya bastığımızda bunu atabiliyor. Tank Yani savar bu, gibi bir füzesi var yani. evet, tank savar füzesi taşıyor yanında. Evet, biraz daha hareket ettirelim. Farklı amaçları varsa söyle, yoksa kapatalım. Yararlı olduğu askeri yerler veya dağ tırmanırken falan kullanılabilir. Buradaki öndeki yapay zeka sistemi yani birilerini tanıyabiliyor veya yol arkadaşınız olabiliyor. Yol arkadaşınız bu sistem mi tanıyor yapay zeka Evet. olarak? Buradaki kızılötesi sensörler sayesinde. Anladım. Bir çevir de şöyle tam olarak ön tarafından. Aracımızı herkes daha rahat görsün. Evet. Rahat rahat dönebiliyor. Biraz daha çevirelim. Çevirelim. Evet, mükemmel. Kendine doğru çek biraz. Evet, geri geri de rahat gidebiliyor. İleri gelsin biraz da bakalım. Gelsin. Ben de diyorum. 360 derecede dönebiliyor bu şekliyle. Teşekkürler. Eline sağlık Tunacığım.